Arkadaşlar merhabalar, mülakatta karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki derste denemeyi bitirmiştik, artık mülakata geldik. Mülakat neymiş ona bir bakalım. Bilim, sanat, spor, tarih, felsefe, gündem, siyaset ve benzeri alana tanınmış kişilere soru cevap şeklinde yaptığım konuşmalardır. Yaptığımız konuşmalardır yani. Ünlü kişi şart ama. Mülakat, bir sanatçı veya fikir insanını daha iyi tanımamızı sağlar mı? Evet sağlar, görüşlerini anlarsın. Yalnız bu koyuyla yazdığım yerleri çok iyi bilmen lazım. Mülakatı mülakat yapan veya mülakat için en önemli noktalar budur. Anahtar kelimelerden mülakatla ilgili hangisi yanlıştır tarzında soruları yapabilirsin. Mülakatta dil göndergesel işlerde. Çünkü karşı tarafa bir şey iletiyoruz. Mülakat bilgi verdiği için öğretici metin türüne girer bunu da unutmayacaksın. Yalnız mülakat alanda uzmanlaşmış kişilere yani her kişiyle yapamazsın sen bunu. Mülakat yapılan kişi, yani yapacağımız kişi tüm yönleriyle e, tanınmalıdır. Tüm yönleriyle yapılmalıdır arkadaşlar. Mülakatta konu ilgi çekici olmalı. Yani bu ilgi çekici olması hem yazar için yani e, mülakat yaptığımız kişi için hem de halkın o mülakatı gördüğünde okuyabilmesi açısından ilgi çekici olmalı. Yalnız mülakatta sorular önceden hazırlanmalıdır. Yani sen adamın karşısında yani e, ünlü bir kişinin karşısına geçtiğinde e, hangi soruyu sorayım böyle diyemezsin. Ünlü kişi anında terk eder gider. Sana öyle söyleyeyim. Mülakattan önce görüşecek kişiye e, mülakat nasıl yapılacağı ilgili bilgi verilmeli. Yani önceden, nerede, ne zaman gibi bilgiler verilmelidir arkadaşlar. Burada biraz yanlışlık olmuş kusura bakmayın. Mülakattan sonra sorulara verilen cevaplar aynen yazıya geçirilmelidir. Yani değiştirilme olmamalıdır güzel kardeşim. E değiştirirsen mülakat yaptığın anlamı mı kalır? Sen kendi kendine mülakat yapmış olursun yani. O hesap düşün. Tanzimat dönem sanatçı Ziya Paşa'nın rüya hatta eserinde mülakat tekniği kullanmış olsa dahi mülakat o kadar kimsenin haberi yoktu. Bu nedenden dolayı o eser mülakat örneği değil daha çok eleştiri niteliğindedir. Şimdi geldim. Türkiye Devleti'nin bu türün ilk örneğini kim verdi? Ruşen Eşref Ünaydın hem de diyorlar ki atlı eseriyle arkadaşlar. Mülakat denirse aklına Ruşen Eşref gelecek. Şimdi kimmiş Ruşen Eşref ona bir bakalım. Milli edebiyat Dönemi en önemli gazeteciler arasında yer alır mı? Alır. Peki mülakat ilk örneğini verdi mi? Verdi. Burası anahtar cümle. Bak, deneme sınavlarında yaprak testlerine karşına çıkabilir bu madde önemli. 1918 Yeni Mecmuatlı dergide yayımladı. Ana Fartala kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat başlıklı yazısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk ve dünya basınına tanıtan ilk kişidir. Yalnız ben yeşille aldım yerleri boşuna almadım. Aha. Ruşen Eşif Ünayd'ını yaptıracak maddelerden biri bu. Şimdi geldim İstanbul'un çeşitli mekanlarını anlatmış. Bunun hangi eserini? Ayrılık dağıtlı eserini anlatmış. Yalnız bundan dolayı çeşitli mekan anlattığı için İstanbul seyyahı demiş. Yani İstanbul sürekli gezdiği için seyyah denilmiş. Eserin akıcı bir üslup kullanıldı. Evet çünkü mülakat olacak mutlaka. Şimdi eserleri neler? Bak siyahla aldığım noktada adın gibi bileceksin. Diğerlerini çok bilmene gerek yok. Mülakat. Diyorlar ki ana kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat. Çanakkale'de savaşanlar dediler ki çok çok önemli. Anı türü Atatürk'ün hastalığı, Atatürk'ü öldeyiş. Deneme geçmiş günler Boğaziçi yakından istiklal yolunda ayrılıklar. Mensur şiir damla damla. Peki sen nereye bileceksin diyorlar ki ana partana kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat Çanakkale savaşına dedi ki bunları bileceksin mülakat türünün ilk örneğidir. Yeni mecmuada ana partana kumandanı Mustafa Kemal'le mülakatı yayınladığını bil yeterli güzel kardeşim.